Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Ahmet Kekeç Mehmet Şeker 3 masa, 3 kişi bir oda. Ahmet Kekeç ve Mustafa Kara Ali aynı odayı paylaştık yıllarca. Bugün ne pişirelim sorusuna cevap arayanlardan farkımız yoktu. Birbirimize konu danışırdık. Birimiz bak bu tam senlik dediğinde çay söyleme mecburiyeti doğardı. Keyifli günlerdi. Sonra ayrı odalarımız oldu. İş yerinde yükseldik, üst kata çıktık. Yine de sıkça görüşmeye gayret eder, misafir gelir giderdik. Altı yıl kadar bir arada yazdık, çizdik. Çoğunlukla akşamları da aynı masa etrafında buluşurduk. Günün birinde o da arkadaşım Ahmet Kekeci yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Ne çok hatıra biriktirmişiz. Hep öyle devam edecek sanırdık. Vefat haberi geldiğinde kardeşini kaybetmiş biri gibi hissettim. Zor. Şükür ki inancımız var ve asıl memlekette buluşma ihtimalimiz. Biliyoruz ki dünya dedikleri bir gölgeliktir. Kanserle uzun süre mücadele etti Ahmet Kekeç. Onu yendi fakat koronaya karşı direnemedi. Yorulmuştu. Kafası çalışan güzel bir insandı. Vicdanı sağlam, kalemi güçlüydü. Derin düşünür, çok okur, iyi tahlil ederdi. Gazete yazıları dışında hikayeleri, günlükleri ve diğer eserlerini okuyanlar edebi kişiliğini görür. Televizyon yorumculuğu da ona çok yakışmıştı. Turgay Güler ve Hasan Öztürk'le yaptıkları programları kaçırmazdım. Suavi Kemal şöyle bir mesaj gönderdi geçen gün. Telefon rehberimde arayamadığım numaralar çoğalıyor. Silemediğim numaralar aynı zamanda. Tam olarak düşüncemi dile getirmiş. O kadar çoğaldık. Ne arayabiliyorum onları ne silebiliyorum. Ahmet Kekeç'in vefat haberinin ardından pek çok yayın organında hayat hikayesi özetlendi. Çoğu kopyalama yapıştırma. O metinlerde dikkatimi çeken bir ayrıntı yeni şafağın yok sayılması. Sanki 6 yıla yakın bir süre hiç yaşanmamış gibi veriliyor. İlk yazısı 7 Ocak 2000'de, veda yazısı ise 31 Temmuz 2006'da. İşte ilk yazıdan birkaç cümle. Siz bu satırları dünyanın ve bu arada Türkiye'nin kurtuluşunu bireyselleşmiş bireylerde arayan muharrir, muhakkik kırması bir yazı elemanının meram kısırlığına verin yine de. İlk yazı zordur her zaman. Ben yazmadım. Siz de okumadınız. Veda yazısı ise buraya kadarmış başlığıyla çıkmıştı. Yok saymanın en azından Ahmet Kekeç'in hatırasına saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Gazetenin hatrını geçsek bile. Kekeç'in polemik yazıları ciddi bir yekün tutar severdi polemi, ama durup dururken de kimseye sataşmazdı. Hak hakkını vermekten ibaretti yaptı. Bazen istemeden ve yanlışlıkla kırdığı da olmuştur belki. O kadarına hafif iş kazası diye bakılmalı. Zira heybetli duruşu ve ifadelerine mukabil çok ince bir kalbi vardı. Son derece hassas yapılıydı. O hassasiyetini gizlemeye çalıştığını biliyorum. Ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Kendine yazı elemanı diyen usta gazeteci büyük yazar sevgili arkadaşıma da yüce Rabbim'den rahmet. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Mehmet Şeker